26. Nürnberg Türkiye Almanya Film Festivali'nde yaptığımız söyleşiler devam ediyor. Şimdi yanımda çok sevdiğimiz bir sanatçı var. Ercan Kesal. Ercan hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ercan, Nürnberg'de niye buradasın? Ben cevabımı biliyorum ama bir de seyircilerimize paylaşırsan. Tabii. Sık geldiğimiz bir yer. Artık sanki böyle Türkiye'nin bir parçasıymış. Türkiye'deki bir geleneksel festivale geliyormuş gibi Nürnberg'e geliyoruz. Ama bir tarafıyla da iyi bir Türk-Alman işbirliğini gerçekleştirmiş. Bir gelenek oluşturmuş. Güçlü bir festival. Kuşkusuz Ayten'in ve Adil kardeşimizin çok büyük emekleri var. Daha önce de defalarca geldim ve bir kez de jüri üyeliği de yaptım. Yaptı. Evet, bu kez burada bulunma sebebim ilk uzun metraj filmin yarışma filmi olarak gösterildi. Nasipse adayız. Peki, şunu merak ediyorum. Sen müthiş bir entelektüelsin. Çok okuyorsun, çok yazıyorsun, çok dinliyorsun, çok seyrediyorsun. Şimdi Nasipse Aday, adayızı geçen sene. Bir buçuk sene oldu Evet, vizyona oldu. çıktı. Dolayısıyla bunu rahatlıkla sorabilirim ben. Hani biz Nasipse Aday'ın tanıtımını da yapmıyoruz. Bu arada Netflix'te de izleyebiliyorsunuz film. Onu da hatırlatmış olalım. Araya mesafe girdi artık. Mesafe girdikten sonra bir daha baktığında eksiğim vardı, şurası şöyleydi, şunu değiştirdim dediğim bir şey var mı? Bu çünkü benim bir yönetmene kolaylıkla sorabileceğim bir şey değil ama süreyi koyduğumuz için rahatlıkla soruyorum şimdi. Filmle çok hemhal oldum aslında setten önce. Biliyorsun benim 2015 yılında yayınlanan bir romanımdan senaryolaştırdığım bir film. Künhüne varmak diye bir tabir vardır. Ben sanki bu konunun çok derinlerine ve sırrına indim. Epeyce de gezindim bu sularda. Bildiğim bir mevzu olduğu için de bunu tercih ettim ilk film olarak. Nasipse Adayız'la ilgili hikaye bir parça otobiyografik özellikleri de taşıyor. Ön hazırlığını çok uzun tuttum. Biraz da ilk film korkusuyla galiba. Çok temkinli davrandım. O yüzden içim çok rahat filmle ilgili. Tekrar sete çıksam bundan daha farklı bir şey yapar mıydım zannetmiyorum. Yine aynı filmi çekerdim Peki, şahane bir şey bunu duymak değil mi? galiba. Bir yönetmen için en iyi Evet. bir durum herhalde. Peki, Kitaplarım için söyleyemiyorum. Bazen işte öyle kitaplara dönüp baktığımda ya şu hikayeyi de böyle değil de şöyle mi? yazabilirdim. Şu cümleyi şurada kullanmasaydım keşke dediğim çok oluyor. Ama filmde olmadı. Peki bir şey soracağım hemen merakımdan soruyorum. Şimdi senin söylediğin üzerine hani ikinci baskı, üçüncü baskı arada küçük değişiklikler yapmak mümkün olabiliyor Oluyor mu? oluyor. Ha oluyor. Ama da çok radikal bir şey yapamıyorsunuz. Tabii. Tahsis düzeyinde oluyor daha çok. Ama mesela tekrar yeniden okuduğunuzda metni demek ki o günkü yazım şeyiyle, iştahıyla öyle yazmışsınız. Ama şimdi başka türlü kurardım bu cümleyi dediğin çok oluyor doğrusu. Peki, yine Nasipse Adayız'a dönelim. Otobiyografik dedin. Bu soru hep sorulur. Yönetmenlerin de çok hoşuna gitmez. Ben biliyorum ne kadar otobiyografik, ne kadarı senin kafanda kurduğun dünya. Aslında yaşadığımız her şey, deneyimlerimizden başka hiçbir şeyimiz yok elimizde. Buradan baktığında %100 otobiyografik diyebilirsin her şey için. İnsan hayal ettiği şey de kendi gerçeği. Yani kurmacaya haksızlık yapılıyor burada. Değil mi? Tabii yani o da bir çeşit gerçek, başka bir şey yok ki ve o kahramanlar yaşamaya devam ediyorlar. Bu yüzden ama bir tarafıyla da elbette setin kendine ait koşulları var. Oyunculuk süreçleri var. Kurguda zaten baştan sona kesip biçiyorsunuz. Başka bir yani malzeme olarak bakıyorsunuz. Bu yüzden de baştan sona kurmaca aslında. Tabii. Bu yüzden. Ama benim galiba yazdığım senaryolar, içinde yer aldığım bütün çalışmalar ağırlıklı olarak otobiyografik şeyler taşıyor. Ben onlara yaslandığım zaman kendimi daha iyi hissediyorum. Diyaloglarım daha sahici oluyor. Kahramanları daha derinlemesine işleyebiliyorum. Bilmek, şahit olmak, bizzat onu yaşayanlardan biri olmak bana iyi geliyor. Yazarken de benzer bir süreç yaşıyorum biliyorsun. Peri Gazozu Cin Aynası, Nasipse Adayız ve diğerleri daha çok kendi çocukluk, gençlik, politik dönem ve daha sonrasında mesleki hekimlik yıllarıma ait hikayelere çok fazla atıfta bulunuyor.
İkinci film hazırlıkları sürerken de benzer şeyi yaşadım. Dur, oraya geçme. Onu en sonuna saklıyorum. Biraz nasipse adayız evet, daha. Ya, bu yüzden sorunun cevabı galiba iki uçlu. Evet, %100 gerçek. Hayır, %100 kurgu diyebilirim. Peki, ya dün akşam, biz dün akşam film gösteriminin ardından bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdik sevgili Ercan ve Nazan'la. Nazan maalesef dizi şartlarından dolayı hemen Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Orada bir anekdot anlattın, onu biz izleyicilerimize de paylaşmanı istiyorum. Bu adaylık sürecinden sonra senin artık sanatçı kimliğini biz Türkiye'yi tanıdıktan sonra yaşadığın bir anekdotu anlattın. Onu tekrarlar mısın? Tabii ki. Belki ona hazırlık bir anekdot daha söyleyebilirim. Birincisi, ben 2000'li yıllarda o sokaklarda, filmin geçtiği mekanda, özellikle bir düğün salonunda, simge düğün salonunda geçiyor hikayenin çoğu. Bizzatihi dolaştım. O salonda, filmde seyrettiğiniz insanların çoğu 18-19 yıl önce yine bana gerçek hayatımda aday adaylığıma yardımcı olan insanlardı. Tekrar o sokaklarda 20 yıla yakın bir süre sonra oyuncu arayışına, yerel kast oluşturmaya çıktığımızda o insanlarla karşılaştım. Beni yine bıyıksız takım elbiseli gördüklerinde, kravatlı falan. Film değil de daha çok yeni de bir adaylık peşinde olduğuna dair bir... Kalıya kapıldılar. Kalıya kapıldılar. Biz onları ikna ettik. Şaşırtıcı tarafı şu, 20 sene önce aday adaylığımı desteklemek için beni alkışlayan insanlar 20 sene sonra yardımcı yönetmenin daha çok alkışlayın, sahneyi canlandırın komutuyla alkışlamaya başladılar. Bu da tuhaf. 20 yıl önce aday gösterilmediğim siyasi, politik yapı film bittikten sonra beni tekrar yeniden, bu sefer hiç istemeden, öyle bir talepte bulunmadan beni aday göstermeye kalkıştı. Ben daha önce bitirmiştim diye düşünüyordum hesaplaşmayı. Meğer aslında 20 yıl ertelemişim. Hesaplaşmayı ben 20 yıl sonra yaptım. Yani dün akşamdan beri unutamıyorum ben bu hikayeyi ve bunu paylaşmanı istedim bizim izleyicimizle de. Peki, bir de şunu çok merak ediyorum. Yani sen yazdın, yönettin ve neredeyse filmin ilk sahnesinden son sahnesine kadar filmde seni izledik. Kolay mıydı? Nasıl sormam gerekiyor? Çok emin değilim bu soruyu ama hani ilk yönetmenliğim bir de. Dolayısıyla hep kameranın karşısındasın. Hani bu bir daha tecrübe... bu tecrübeden sonra bunu... Bir daha yapmamdan kastım şu. Yani yanlış bir şey yaptım anlamında değil. Bir daha bu kadar yorgunluğa tahammül edemeyebilirim. Ama galiba ilk filmle ilgili yine kolay bir yolu seçtim. Kendimi oynatmak. Bir başkasıyla da uğraşabilirdim oyuncu yönetimi konusundaki diğer benimle beraber oynayan oyuncu arkadaşlarım hepsi hakikaten çok iyi performans gösterdiler, sağ olsunlar. Bu anlamda işimi çok kolaylaştırdılar. Yardımcı yönetmenlerimden çok mutlu oldum, memnun oldum. Barbu Balasiu, görüntü yönetmeni, konuya çok hızlıca vakıf oldu ve ne istediğini çok çabuk kavradı ve çok yardımcı oldu, çok ilham verdi. Ama çok yorucuydu. Bir de biliyorsun sadece oynayan ve yönetenin ötesinde plan sekanstı yani. Çoğu kesintisiz 8, 10, 12 dakikalık planlar vardı. O yüzden zahmetliydi. Ama ön hazırlık, hep aynı şeyi söylüyorum. Sete çıkacak olanlar için mutlaka işe yarayacak bir uyarı olabilir bu. Ne kadar iyi hazırlanıyorsanız, ön hazırlığınızı ne kadar uzun tutuyor ve sağlam yaparsanız set çok daha kolay geçiyor. Sürprizlere açık olmuyor o zaman. Ben onu iyi yaptığımı hesaplıyorum. Kurgucu arkadaşımız Ali Aga dahil, Marvel Balasoğlu'da haftalar önce geldiler. Bütün mekanları önceden tek tek dolaşarak hazırlandık. Deneme çekimleri yaptık. Hangi lensi kullanacağız? Işık nerede, nasıl? Mizansenleri nasıl kurarız? Dolaşırken aklımıza gelen mekanın ilham verdiği yeni sahneler ekledik falan. O anlamda hazırlık iyi geçti. 5 hafta sürdü çekimler. Özellikle çok korktuğum değil, nasıl üstesinden geleceğimi hesaplayamadığım sahneler vardı. Düğün salonundaki kalabalık
trafik. En kolayı da onları açtım. Evet. O yüzden mutluyum. Ama ikinci filmde sadece kamera arkasında olmak istiyorum. Onu söyleyebilirim. Peki. Şimdi ilk önce senaryo yazarlığına tanıdık seni. Arkasından kitaplar geldi. Arkasından oyunculuk başladı ve sonunda yönetmenlik. Hiç bunları birbirinden ayırmadığını düşünüyorum ben. Fakat şunu da düşünüyorum bir taraftan da. Türkiye'de ben senin kitaplarının bir kere hayranıyım. Daha önce de defalarca söyledim sana. Her birini sanki beyaz perdede, sinemada izleme hissi uyandırıyor bende. Biraz da sinemaya yakın edebiyatın diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru düşünüyor muyum? Çok doğru. Anlatıcı bir dilim var. Daha doğrusu seyrettiren. Okuduğun anda gözünde çok kolay canlanan bir büyü yaratıyorsun bende. Dolayısıyla bu anlamda da şey, mesela şeyini soruyordun, bundan sonraki projen, yine bu yazdığın kitap, mesela Nasip Sada'yı okumuştuk, sinemada seyrettik. Bundan sonraki projenin dair neler söyleyeceksin? Mutlaka içinde kendi yaşanmışlıklarımın olduğu bir hikaye olacak. Çünkü onu seviyorum ben, yani o kendimi daha iyi hissediyorum. Diyalogları daha sahici yazabiliyorum o zaman. Bilmediğim konularda mış gibi yapmak işime gelmiyor. Biraz oyunculuğuma da sirayet eden bir şey. Profesyonel bir oyuncu olmadığım için her seferinde dönüp baktığım adam kendim. Kendi içime dönüp bakıyorum. Yani kendimdeki karakteri kendi içimde arıyorum işin doğrusu. Şeyim yok, bilmiyorum çünkü. Öyle bir tekniğe haiz değilim. Öğrenmedim de. Hekimim, hekim hikayelerim var. Orta Anadolu'dan kopup gelmiş esnaf çocuğuyum, esnaf hikayelerim var. Politik bir sürecin ister istemez içerisinde yer aldığım için oralardan birikmiş hikayeler var. Anlatacak çok hikayemiz var aslında. Onlardan birini seçip sete çıkacağız inşallah. Ama daha kesinleşen bir şey yok anladığım kadarıyla. Kesinleşmese de işte hazır olabileceğini düşündüğüm birkaç kişinin birini seçeceğim. Peki, biraz oyunculuktan bahsedelim. Zannediyorum artık bir dizi Çukur'dan sonra herhangi bir şey olmadı değil mi? Olmadı. Uzun metraj ya da kısa filmlerin bazılarında oynuyorum. Arkadaşlarım kıramıyorum ve iyi senaryolar olduğunu, iyi bir iş çıkacağını hissettiğim işlerde yer alıyorum. Yakın zamanda yine bir yönetmen arkadaşımın uzun metrajında yer alacağım. Söyleyebiliyor muyuz? Cemil'in filminde, Cemil Ağacıklıoğlu'nun filminde bir kısa rol var. İyi bir senaryo. Cemil de iyi bir film çıkaracak. Oradan eminim. Bu arada yine Nürnberg'de kısa film yarışmasında izlediğimiz Suçlular'da da çok dişi bir rol oynuyorsun. Müthiş bir müthiş bir film çekmiş Serhat. Evet. Ben çok sevdim filmi. Dediğim gibi filmde çok dişi, çok insanı irkilten bir rolde karşımıza geliyorsun. Umarım izleyiciyle de buluşabilir Suçlular. Bu yüzden ama yine de eninde sonunda hani şunu söylemeliyim. Kamera arkasında olmak istiyorum. Ama vazgeçemeyeceğim şey yine senaryo yazmak, edebiyattan kopmamak. Ama şundan emin ol, yönetmenler seni bırakmayacak. Ben ondan çok eminim. Biz de izleyici olarak çok keyif alıyoruz seni izlemekten. Peki, akşam hep bu soru artık pelesenk oluyor dilleri bir festivalin içinde olunca bir yönetmene, bir oyuncuya veya senin gibi hem oyuncu hem yönetmene. Akşama dair bir beklenti. Çünkü bu akşam dağıtılacak. Siz bu programı izlediğinizde ödüller belli olmuş olacak ama. Benim film biraz şanssız bir film. Seyirciyle buluşma aşamasında pandemiyle karşılaştı. Rotterdam da açıldı biliyorsun Ocak ayında. Şubat'ta bir Berlin'e doğru geldik. Orada bir marketingde gösterildi. Döndük Mart ayında. Pandemi. Evlere kapanıldı. Sinema salonları kapandı vesaire. Ama yine de ona rağmen Haziran ayında İstanbul Film Festivali'nde de Türkiye premierimizi yaptık. İyi ödüllerle döndük. En iyi film seçildi sonra, her şeyden önce. Evet. İyi ödüllerle döndük. Alçak gönlü davranmayın lütfen. Altın Koca'da çok iyi ödüller aldık. Siyahçılar sağ olsun çok ödüllendirdiler. Çok sevmişler benim yazar arkadaşlar filmi. Yurt dışında birçok yerde, Almanya'da Mannheim'da yarıştık. İşte Şangay'a gittik filan. Epeyce bir yerde filmle ilgili ve şimdi de o mecrada gösterildi.
Hiçbir beklentim yok. Peki. Seyirciyle buluşmuş olması yeterli. Değil mi? Tabii. Peki Ercan, çok teşekkür ediyorum. Her zaman gibi seninle oturup sohbet etmek büyük bir keyif, büyük bir mutluluk benim için. Sağ ol. Evet, dediğim gibi program başında da bahsettiğim gibi Nasipse Adayız'ı Netflix'te izleyebiliyorsunuz. Şimdilik Nürnberg'den bugünlük bu kadar.